Merhaba arkadaşlar, bugünkü dersimizde sir ve such kelimelerini ve bunların İngilizce'de nasıl kullanıldıklarını göreceğiz. Sir, çok demek. Bunu zaten biliyorsunuz. Burada sıkıntılı olan such. Bunu duyuyoruz ama pek de ne anlama geldiğini bilmiyoruz. İşte bu derste aydınlanmış olacaksın. Örneğin ders o kadar zevkliydi ki nasıl geçti anlamadık. İşte burada kullanıyoruz. Ya da film o kadar sıkıcıydı ki yarısında uyuyakaldık. Bu tip cümlelerde, ifadelerde kullanılır so ve such. İsterseniz hiç vakit kaybetmeden hemen dersimize başlayalım. So ve such kelimelerinin anlamı çok demektir. Çok, çok, çok. Zaten so'yu biliyorsun. Çok demek. Such, bu da çok demek. Peki ne fark var? Kullanım farkı var. Nedir bu kullanım farkı? So'dan sonra sadece sıfat ve zarf gelir arkadaşlar. Tamam mı? So clever. Çok zeki. So nice. Çok hoş. So slowly. Bakın bunlar nedir? Sıfat ve zarf. Burada bakın ne yapmış? Sıfat vermiş. So clever. Sıfat. So nice. Sıfat. Slowly. Bu ne? Zarf. Yani adverb. Alright. Peki bu adverbler nerede kullanılıyor? Fiilden sonra kullanılıyor. Unutmayın. So slowly. Çok yavaşça bir şey yapılıyor. Demek ki so quickly. Çok hızlıca. Değil mi? Adverb. So hot. Bu ne oluyor arkadaşlar? Bu da adverb olarak da kullanılabilir. Ya da adjective olarak da kullanılabilir. Unutmayın. Hot'ta hardly diye bir şey yok. Aynı fast gibi. Fast ne? Çabucak. Fastly diye bir şey yok. Yani çabucak yüzdü. He swam fastly diye bir şey yok. He swam fast. Unutma. Good. So'dan sonra sıfat ve zarf kullanıyorum. Zaten bu tarafı ben pretty much biliyorum. Gelelim saç kısmına. Bu ne ya? Saç. Saçtan sonra saç clever diyemezsin. Saçtan sonra sıfat gelmez. Saç quickly diyemezsin. Saçtan sonra isim. İsim mi? Evet isim. Such a boy. Such a boy bu ne ya? Çok çocuk demek mi? Hayır. İyi anlamda, hep pozitif anlamda kullanılır. Sen birine such a boy dersen, yani öyle bir çocuk ki, öyle iyi bir çocuk ki pozitif yanlarını ortaya çıkartıyorsun unutma. Bakın saçtan sonra isim geliyor. Such a story. Vay be ne öykü be. Such children. Ne çocuklar ya. Saçın cümleye kattığı anlam budur arkadaşlar. Ayrıca sıfat tamlaması. Bu ne? Sıfat tamlaması da such a stupid boy. O kadar aptal bir çocuk ki bu cümle zaten devamı gelir. That. Biraz sonra göreceğiz. Such a long story. Kadar uzun bir öyküydü ki yani. Bak dersin başında söylediğim gibi such a boring film. O kadar sıkıcı bir filmdi ki ne oldu? I fell asleep. Uyuyakaldım. Gelin bunlara ait daha fazla örnek görelim. Gelin örneklerimize bakalım. Bakın burada so ile ilgili örnekler yazdım. Burada da such ile ilgili örnekler yazdım. So'dan sonra ne geliyordu arkadaşlar? Hemen bir küçük bir hatırlatma. So da çok demek, such da çok demek. Unutma. Aralarındaki tek fark neymiş? So'dan sonra sıfat ya da zarf. Tek bir kelime gelecek. Ama such'tan sonra isim ya da sıfat artı isim gelecek. Bakın şöyle. Yani such a clever boy. Öyle akıllı bir çocuk ki. Türkçe'de biz böyle söylüyoruz ya. İşte bunun İngilizcesini saçla yapacağız. Alright? Good. Bakın örneklerimize. Your dress is so beautiful. Ne diyor? Senin elbisen çok güzel. Peki ben buraya hocam very yazabilir miyim? Your dress is very beautiful. Yazabilirsin. Peki hocam ben buraya your dress is too beautiful yazabilir miyim? Yani yazabilirsin de so, very ve too'nun anlamlarının farklı olduğunu bilmen lazım. Şimdi aralarında ne fark var dersen arkadaşlar very. Pencereyi açtık 40 derece. Herkes ne der buna? Oh it's very hot. Very hot. Very hot. Very hot. Very hot yani. Peki, too hot ne? Oh, it's too hot. Dediğinde millet durur. Çünkü sen öyle bir şey söyledin ki, çok sıcak. O kadar çok sıcak ki negatif anlam verdin. Dışarı çıkılmayacak kadar sıcak anlamı verdin belki.
to'yu kullandığınız zaman arkadaşlar oradaki çok anlamı olumsuz bir anlam katar cümleye. Yani önüme çorba koydular. This soup is too hot. Yani bu çorba çok sıcak. İçilemeyecek kadar çok sıcak anlamına gelir unutma. To'nun yanı şöyle yani artık neye benzettiğini bilmiyorum. Şöyle verim arkadaşlar. Olumsuz bir anlam katıyor. Tamam mı? Bunu unutma. Very çok. Tamam. Herkes için aynı. Çok. Genel bir çok. So ne? Aslında so sana kalmış bir şey. Reklamlarda ne yapıyoruz? Yani plajdan çıkıyorlar ne yapıyor? Adam içiyor Coca-Cola'yı. Oh. So good. Senin için so good, benim için değil. O zaman so biraz daha kişisel, insanın içinden geliyor. Tamam mı? Unutmayın arkadaşlar. So benim içimden gelen bir çokluk. Belki sana göre çok değil, bana göre çok. Very genuine. Yani herkes için aynı olabilir. Too öyle bir çok ki olumsuz bir anlam katıyor. Unutma. Şimdi burada kalsın. Konu içinde konu. Your dress is so beautiful. So tamam çok güzel diyor. Tamam çok. So'dan sonra ne geldi? Sıfat getirmiş arkadaşlar. Olur. Buraya saç koyamazsın. Unutma. Yani your dress is such beautiful. Denmez. Don't forget. Alright. Second one. I didn't like the film. Filmi beğenmedim. Alright. The story was so boring. Ne diyor? Öykü diyor. Çok sıkıcıydı. So bakın çok boring sıfat oluyor. Yani burada saç kullanamazsın. Unutma. So boring. Good. Your car is so nice. Senin araban çok hoştu. Böyle demez. Your car is so nice. Denmez tabii ki. Ne diyeceksin? Your car is so nice man. Good. Değil mi? Your car is so nice. Bakın nice. Güzel. Araban çok güzel diyor. Hoş. Güzel. He worked so hard. Çok sıkı çalışmış. Hmm. He worked so hard. Alright. She ran so slowly. Bakın burada ne kullanılmış? Adverb. Zarf dediğimiz olay. Tamam mı arkadaşlar? So'dan sonra ya sıfat ya da zarf kullanıyorum. Burada da kullandım. Ne demek bu? She ran so slowly. Ha, çok yavaşça koştu. Oh, alright. Good. Bakalım saçlı olan örnekler nasıl çalışıyor? Bak. I didn't like the book. Ne diyor? I didn't like the book. Kitabı beğenmedim. Why? It was such a stupid story. Bak şimdi saçı kullanıyor. Saç. Bak. Stupid story. Gördük mü arkadaşlar? Aptalca bir konu. E. Saçtan sonra e. Saçtan önce gelmez. Unutmayın. E veya m varsa mutlaka saçtan sonra kullanılır. Bakın bu da bir ne? İşte size söylemiş olduğum sıfat anlaması bu. Sıfat artı isim. Good. Such a stupid story. Yani burada da sen so a stupid story diyemezsin. Unutma. It was such a boring film. Film çok sıkıcıydı. Aslında bunun Türkçesi şöyle. Öyle sıkıcı bir filmdi ki Allah. Bunun devamı geliyor. That. Biraz sonra göreceğiz bakın. Normalde bunlar böyle kullanılır. That. I fell asleep. Deminde vermiştik. Tom gave us such a wonderful speech. Bakın such a wonderful speech. Tom bize mükemmel bir konuşma yapmış. Oh good. We had such a good time. Çok iyi bir vakit geçirdik. Yani öyle olağanüstü bir vakit geçirdik ki anlamı katıyor. Yine burada da that'le beraber bunları tamamlayabiliriz. Şimdi bu that'le beraber bunları tamamladığımızda nasıl olacak? Gelin bunu görelim. Gelin şimdi şu örnekleri yakından inceleyelim. Bakın. The music was so loud that. Alright. İşte geldi. Bakın. Bunların daha çok that'le beraber başka bir cümleyi bağlarken that'le beraber kullanımları daha sıktır. Unutmayın. Yani the music was so loud that. Ne demek bu? Müzik o kadar yüksekti ki. Müziğin sesi. I couldn't sleep last night. Dün gece uyuyamadım diyor. Müziğin sesi o kadar yüksekti ki dün gece uyuyamadım. İşte bu tip Türkçe cümleleri bu şekilde ifade edeceğiz. Unutmayın. Şimdi Tom spoke so quickly that. Tom. Bakın so quickly. Öyle çabucak konuştu ki. Öyle hızlı konuştu ki. Ne oldu? Result. We could understand nothing. Ne demek bu? Hiçbir şey anlayamadık. We could understand nothing. Bakın understand nothing diyor ya arkadaşlar. Burada aslında şöyle de diyebilirdin değil mi? We couldn't understand anything. Good. Hemen yazalım. O da olabilirdi. Good. Şuna da alışık ol.
Nothing. Nowhere. No one. I am so tired that... Öyle yorgunum ki... I could sleep for a week. Şimdi burada niye could kullanıldı? Hocam can kullanılmaz mı? Can burada kullanılmaz. Neden? Çünkü can olabilecek ifadeler, olabilecek durumlarda, potansiyeli olabilen durumlarda kullanılır. Sen bir hafta boyunca uyuyabilir misin? Ne aldın derler. Unutma. I could sleep for a week. Bu imkansız. Yani bir hafta boyunca uyuyabilirim diyebilir misin? Bir hafta boyunca uyuyabilir misin? Uyuyamazsın. Ne yapıyorsun burada? Gerçeklik dışı konuşuyorsun. O yüzden ben could kullanacağım. I'm so tired that I could sleep for a week. Do not forget. Such. They were such naughty children. Good. Öyle yaramaz çocuklardı ki. Ne olmuş? Bak ne olmuş? That'le veriyor. Ne olmuş? That I couldn't stop them. Öyle yaramaz çocuklardı ki onları durduramadım. Good. Second one. It's such an expensive car that... Bak. Öyle pahalı bir araba ki... That I can't afford. Öyle pahalı bir araba ki... Ben onu satın alamam. Gücüm yetmez. I can't afford. Gücün yetmediği maddi olarak. Don't forget. You are such an honest man that you never tell a lie. Burada ne diyor? Sen öyle dürüst bir insansın ki, adamsın ki asla yalan söylemezsin diyor arkadaşlar. İşte such ve so'nun kullanımları ve kullanım farkları bunlar. İsterseniz gelin hiç vakit kaybetmeden bunlarla ilgili küçük bir quiz alalım. Time. Evet arkadaşlar, sizler için tam 5 tane soru hazırladım. Buradaki boşluklara so ya da such'tan uygulanalım koyacaksınız. Ben şimdi şöyle durayım. Siz videoyu durdurun, soruları çözün ve şimdi benimkiyle karşılaştırın. Question 1. It is blah 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 a shame that he is leaving. Ne yazık ki diyor. Ne yazık ki diyor. O şu anda gidiyor, ayrılıyor. Şimdi bakalım a shame. Bu ne? İsim. İsimden önce ne geliyordu? Such. Good. It is such a shame that he is leaving. Never come back again. Alright. Number 2. He is blah 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 careful that he rarely makes a mistake. O çok dikkatli, öyle dikkatli ki nadiren hata yapar. Alright. Careful. Bu ne? Sıfat. Sıfattan önce ne geliyordu? So, Tom is so careful that blah blah blah. Good. Number 3. It was blah 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 a beautiful day. Sıfat tamlaması. That we decided to go swimming. Öyle güzel bir gündü ki yüzmeye karar verdik diyor. Good. Şimdi a beautiful day sıfat tamlamasıysa ne diye bir sıfat tamlaması arkadaşlar? Sıfat artı isim. Very good. Bu tip durumlarda biz buna ne koyuyorduk? Yani bunun önüne such. It was such a beautiful day. Good. Number 4. She is blah 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 a student. Öyle bir öğrenci ki. Ne getireceğiz? Such. She is such a student. Very good. And number 5. My computer is blah blah fast that it never freezes. Benim bilgisayarım öyle hızlı ki asla donmaz. You never say never. Good. My computer is fast. Bu bir sıfat olduğu için ne gelecek? So fast that it never freezes. Evet arkadaşlar, bir dersimiz daha burada bitti. Bir dahaki derse görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum.